Lisbon'un göbeğindeyim, merkezindeyim şu anda Rocha Square'de. Türk futbol adına tarihi bir gün bugün. UEFA Avrupa Ligi'nde yarı final rövanş maçı ve finale bir adım kaldı. Bugün itibariyle İspanyollar da Avrupa kupalarına veda ettiler. İtalyanlar yok, İngilizler yok, Fransızlar yok ama biz varız. Biz buralardayız. Bugün Mayıs'ın ikisi, 2 Mayıs ve Mayıs ayında Türk futbolu Avrupa kupalarına devam ediyor. Bir kere bunun değerini, önemini gerçekten bilelim ve iyi kavrayalım. Türk futbolunun özellikle bu sene hem Şampiyonlar Ligi hem Avrupa Ligi düzeyinde geldiği noktalar çok çok önemli. Bugün Fenerbahçe'ye, Fenerbahçeli oyunculara çok iş düşüyor. Benfica gibi son 4 yıl Avrupa kupalarında çeyrek final, yarı finaller oynamış. Tarihinde 2 kez Şampiyon Kulüpler Kupası'nı kazanmış bir takıma karşı bugün Fenerbahçe mücadele edecek. Aslında form olarak baktığımız zaman Fenerbahçe şu anda Benfica'dan daha iyi durumda. Takım olarak, bir ritim olarak, tempo olarak daha iyi durumda. Ama Benfica gerçekten kendine çok güveniyor. Geçmişine güveniyor, oyuncu kadrosuna güveniyor. Dün Jorge Jesus da bugünkü maçla ilgili bu turu kazanacağımıza inanıyoruz. Bu takım bunu yapabilecek güçte dedi. Aykut Kocaman da bu maç bir final olacak. Yani biz ilk maçı 1-0 kazanarak her şeyi dengeledik, eşitledik. O aradaki tecrübe farkını kaldırdık. Bu akşam biz de sonuca gideceğiz. Bence de bu akşam Fenerbahçe Benfica karşısında gol bulabilir diye düşünüyorum. Çünkü bir golün ne kadar önemli olduğunu hepimiz biliyoruz. Fenerbahçe'nin bugün atacağı bir gol Benfica'nın 3 gol atmasını gerektirecek. Ama Fenerbahçe o bir golü geriye düşmeden bulabilirse çok daha iyi olur. Ya da 2-0 olmadan bulabilirse çok daha iyi olur. Yani maçı dengede götürmek ve bir gol atarak götürmek bugün Fenerbahçe'ye tur kapısını açacak diye düşünüyorum. Lisbon'da çok güzel bir hava var. Umarım bu güzel hava bu akşam Türkiye saatiyle gece yarısını gösterirken, buranın saatiyle de 22'yi gösterirken çok daha güzel olur bizim için. Ve Amsterdam yoluna, yolculuklarına hazırlıklar başlar. Bu akşam Fenerbahçe'ye ben başarılar diliyorum. Ve Fenerbahçe'nin buraya kadar bu turu başarıyla getiren Fenerbahçe'nin bu akşam bu karşılaşmanın ne kadar zorlu olduğunun bilincinde olduğunun farkındayım. Bütün oyuncularda da bunu gözlemledim. Teknik direktörde de gözlemledim. Yeter ki bu akşam Fenerbahçe o ritmini kaybetmesin. Yani iş yine Fenerbahçe'de bitecek. Benfica tabii ki çok daha farklı oynayacak bugün ama iş Fenerbahçe'de bitiyor. Onların hiçbir şekilde maç içerisinde moral asla bozulmadan, belki 50 binin üstünde Benfica'lı taraftar olacak, 10 binde Fenerbahçe taraftarı olacak, bunu da söyleyeyim. Ama o 10 bin taraftarın 50 bin Benfica'lıdan daha fazla sesinin çıkacağına da eminim. Evet, Fenerbahçe'ye başarılar diliyorum. Lisbon'dan sizlere de mutlu günler diliyorum.